Adım Doğukan, soyadım Yegül. İstanbul Kartal'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Adana Demirsporlu olmak yaşanması gereken bir duygu. Babadan bana geldi. Çünkü ben doğma büyüme İstanbul'dayım. Bir kere o kanı alınca Adana Demirspor bırakılmıyor. Bir hastalık haline geliyor. Ha, iyi ki de almışım o kanı diyorsunuz ama. Forma koleksiyonu. Üniversite öğrencisiydim. Sınavım vardı o gün. Sınava gitmedim. Adana Demirspor'un maçına gittim. Adana Demirspor Sarıyer maçı. Maç İstanbul'da Sarıyer Stadı'nda oynanıyor. Okula gideceğim için sivil giyinerekten gittim. Maç bitti. Turu aldık. Sarıyer'i penaltılarda eledik o gün. Ondan sonra polisler baktım sahanın içine giriyor. Ben de peşlerinden sahanın içine girdim. Sivil olduğum için çok fazla dikkat çekmedim. Soyunma odasına doğru gittim. 3 tane futbolcumuzdan forma aldım. Formaları omzuma koydum. Islaktı, terlilerdi. Tam stattan çıkarken o zamanki bir yöneticimiz formaları elimden aldı. Üzerimde lisanslı ürün olmadığı için. Hani okuldan geliyorum, sınava girmedim. Anlatamadım. O gün moralim çok bozuldu. 18 yaşındaydım. Ben dedim çok büyük bir koleksiyon yapacağım dedim ve bütün formalarını toplayacağım Demirspor'un dedim. Yaklaşık 3 senedir çok aktif bir şekilde yapıyorum ve 300'ün üzerinde Adana Demirspor maç formam mevcut. Şöyle, formalara ulaşmak gerçekten çok zor. Çünkü herkes istiyor. Hani ben koleksiyon yapıyorum diye bana bir harcalık tanınmıyor. Genelde futbolculardan, formalı alan insanlardan para karşılığında alıyorum. Tabii bu şu an çalıştığım için bana birazcık kolay. Ama öğrenciyken çok zordu. Yol parası vermeyip, yürüyerek gidip her ay 3 tane forma alırım hesabı çıkartıp forma aldığım dönemler oldu. Ön planda ben varım ama arka planda çok sevdiğim, çok değer verdiğim insanlar var bu koleksiyona destekleri bulunan. İsim vermeye kalkarsam o işin içinden çıkamayız. Hatta şöyle söyleyeyim. Maçta formasını değiştiren rakip oyuncudan bile forma aldığım oldu. Ama karşılıksız bırakmamak kaydıyla. Ailem ilk başlarda yani böyle bir tane, iki tane, üç tane, 10 tane ne oluyor? Hani nereye kadar devam edecek? Ama şimdi babam, annem, kız kardeşim sağ olsun birinin üzerine Demirspor forması görür görmez, buna eşim dostum da dahil, hemen bana fotoğraflarını atmaya başlıyorlar. Yani çok ciddi anlamda güzel ve ilgi çekici bir hale geldi bu. Herkes biliyor. Birinde bir forma gördükleri zaman ben de hemen onun fotoğrafı bana geliyor. Genelde formalarımı çok fazla insana göstermiyorum. Çünkü koleksiyon olmasına rağmen benden çok fazla forma isteyen insan oluyor. Ama gören insanlar bunun bir hastalık olduğunu, bir dur noktasının olup olmayacağını soruyorlar. Ama bence koleksiyon durmadan insan devam etmeli. Durmadan üstüne bir şeyler koymalı diye düşünüyorum. Futbolcu elinde forma kalmadığını, çocuğuna forma bırakmak istediğini söyleyen futbolcular oldu. Ama anlatınca ve koleksiyonu fotoğraflarını, videolarını atınca anlayışla karşıladılar. Biri babası vefat etmiş, formasını istedi. Dedim, koleksiyon yapıyorum, sende daha güvende dedi. Hani olumsuz bir tepki almadım ama mesela bazı futbolcularımız var eski dönemde bizde oynamış. Onlardan formalarını istiyorum. Hani bana verme durumunuz olabilir mi? Çoğu oğluna, kızına bıraktığını söylüyor. Onlara da bir şey diyemiyorum. Ellerinde birer tane forma kalmış çünkü. Bu formaları sağ olsun kulüp başkanımız da davet etti, Murat Sancak. Onunla da görüştük geçen sene. Başkan herkese dokunabilen bir başkan. Yani gerçekten Demirspor'u yaşayan, Demirspor ruhunu bilen ve farkında olan, hisseden bir başkan. Murat Sancak anlatılmaz. Onunla oturup sohbet etmeniz gerekiyor onu tanımanız için. Ne kadar rahat bir insan olduğunu, sizi nasıl kendine bağlayabildiğini, nasıl güzel konuştuğunu ancak konuştukça anlayabilirsiniz, sohbet ettikçe anlayabilirsiniz. Yani eğer olursa, yeni bir kulüp binamız olursa orada bir müze açmayı düşünüyorum. Yani sonuçta ben bir gün gideceğim ama bu formalar Demirspor'un tarihini temsil eden formalar. Hani Allah sağlıkla ilgili bir sıkıntı vermediği sürece bunların hepsi benimle bir ömür kalacak. Buradaki formaların çoğunun teri ve çamuru üzerinde geldi bana. Ve ben şunu çok seviyorum. Hatalı formaları. Maçta kullanılan ama ismi yanlış yazılan, numarası yanlış yazılan, baskıları yanlış yapılan formalar benim için daha değerli oluyor. Çünkü diğerlerinden ayrı kılıyor. Bu forma Erdi Öner'e ait bir forma. Formanın peçi yanlış kolda basılmış ve maçta bu şekilde giymiş. Büyük kaptan Yiğitcan Erdoğan'ın maçta giydiği formalardan yine biri. Bizi kümede tutan kaptan. Ali Cansu'nun forması. Fevzi Elmas'ın hepimizin bildiği playoff finalinde elendiğimiz maçta giydiği formadan. Bu da Burak Çalık'ın maçtan sonra ıslak imzalı forması. Bütün kadro imzalamış. Ter ve çamur detayları üzerinde formanın. Üstünden çıkan forma. Bu kaleci formasını yurt dışından aldım. Ukrayna'dan geldi. Bu forma tek maçlık bir kullanılan forma. Tek maçta kullanıldı. Şehitlerden dolayı siyah formayla maça çıktığımız bir forma. Bu forma Kuzey İrlanda'dan geldi. Yaklaşık 4500 kilometre yol geldi. Bu benim yurt dışından aldığım ilk forma. Bu formayı Twitter'da paylaşmıştı sahibi.
iletişime geçtim. İlk başta satmak istemedi fakat sonra koleksiyonu gösterdikten sonra bu formanın bende olması gerektiğini düşündü. Bu da kalecimiz Muhammed Şangezer'in antrenörü Murat Türksoy aracılığıyla bana ulaştırdığı eldiven. Şampiyonluktan bir maç önceki idmanda kullandığı eldiven. Hocamız Murat Türksoy'un, bizi şampiyon yapan hocanın o dönemde Adana Demirspor'da kalecilik yaptığı dönemden kalma eldiven. Kendisinden aldım. Adil Demirbağ şu anda Konyaspor'da oynuyor. O dönem maçta kullandığı kramponu bana hediye etti. Şöyle göstereyim. Şampiyonluk madalyamız, Süper Lig'e çıktığımız, daha yeni, geçen sezona ait. Ama yine de kesinlikle koleksiyonumda olması gerektiğini düşündüğüm bir parça. Ben Şimşekler grubunun bir üyesiyim, bir parçasıyım. Sağ olsun Şimşekler grubunda da çok değer verdiğim abilerim. İsim vermeye kalkarsam yine tekrar söyleyeyim, işin içinden çıkamam. Kardeşlerim, akranlarım mevcut. Ve böyle bir grubun, böyle bir ailenin içinde olduğum için çok mutluyum. Hepsiyle gurur duyuyorum, onlar da benimle gurur duyuyor.